Mucize ile alakalı öncelikle sizlere bilgi verme gereği duyuyoruz. Süreç nasıl başladı, nasıl bitiyor ve o mucize dedik ya, harbiden mucizeler yaratmaya başlıyor. Buyurun efendim, nasıl olur? Şimdi mucize ilk geldiğinde arka ayaklarındaki kaslar erimişti. Çok dengeleyemiyordu. Sadece ön kollarıyla güç alıp ayağa kalkmaya, sürünmeye çalışan bir vaziyette geldi. Bir takım antibiyotik kortizon ilaçları yapıldı. Beklenen tepkiden daha az bir tepki alınca biz tetkik yapmaya başladık. MR'a girdi. MR sonucunda kas iltihabı olduğu çıktı. Bu kas iltihabına sebep olabilecek hastalıklar araştırıldı. Koronası pozitif çıktı. Toksoplazması negatif çıktı. Bir test daha bakıldı. O da negatif çıktı. Korona bu kadar bu seviyede bir problem yaşatmaz ona. Çünkü düşük titrede çıktı. Daha önce geçirdiği bir rahatsızlık olmuş, korona atlatmış, gözündeki o birinin büyük olması, işte daha az görüyor olması bundan olabilir. Şu an bizim odaklandığımız kısım sinir hasarı ve kas hasarı. Bu enfeksiyonu gidermek için de tedavilerimize devam ediyoruz. Ama adım adım baktığımızda mucizede bizi sevindirecek ilerlemeler var. Örneğin enjeksiyon yaparken önceden canının acıdığını hissetmiyordu. Şimdi çocuk ayaklarını çekmeye çalışıyor. Canım yanıyor, yapma demeye çalışıyor. Bu iyi bir şey. Sürekli ayaklarını fleksiyon, ekstansiyon dediğimiz çekme gelme hareketleri yapıyoruz ki o eriyen kasları hani artık aktifleştirelim. Çünkü sinirler yerine geldiğinde o kas gövdeyi kaldıracak, o vücudu taşıyacak. Bir yandan onlara devam ediyoruz. İlk geldiğinde dikkatimizi çeken şey sadece ön kollarından kafayı kaldırıp yürümeye çalışıyordu. Şimdi çocuk lumbal omurlarını yani bel omurlarını kaldırıp daha böyle popoyu havaya kaldırmaya çalışacak şekilde destek almaya başladı. Bu ne demek oluyor? Sinirin üzerindeki baskıyı biz rahatlatmaya başladık. Kastaki enfeksiyonu düşürmeye başladık. Bu çok iyi bir şey. İdrarını yapamıyordu. Sondalıyorduk. Sondadan tahliye edelim, aksın, içeride idrar kesesi patlamasın diye. Şimdi kendi kendine idrar yapabilecek seviyeye geldi. Tabii tam kontrol edemiyor. Günde 3 kez böyle tam anlamıyla idrar kesesini boşaltması gerekirken az az yapıyor. Çünkü kaslar çok zayıf, yorgun. O baskıyı atamadığı için kısık kısık işeme mevcut. Vücutta uyanış var yani. Vücutta uyanış çok var. Çabalarımız boşa gitmiyor çok ama biz bu çocuğu ne kadar hayata döndürebilirsek %100 yapamayabiliriz. Çünkü bu sinir hasarı ne zaman oldu bilmiyoruz. Sizin karşınıza ne zaman çıktı, evet. O zamana kadar bizim karşımıza geldiğinde, özür dilerim, bizim karşımıza geldiğinde o çocuk ölüydü. Evet. Tabiri caizse, özür diliyorum, buraya getirdim ve zaten kendiniz de biliyorsunuz, sadece nefes alıp veriyordu. Ve o süreci ben an ve an görüyorum. Her şeyi size yansıtamayabiliyorum ama görüyorum. Benden önce gören arkadaş zaten kendisi veterinerimiz. Ve burada gerçekten mucize ismini çok güzel taşıyor. Hani bizi her gittiğimizde ona bir şeyler yaparken duygulandırıyor bu çocuk. Evet. İlk geldiğinde çene kasları bile kasılmıştı, kitlenmişti. Deli gibi aç, enjektörü iki diş arasından soktuğunda çılgınlar gibi yalanıp yaş mama yedi ama çeneyi açamadığı için bir şey yemeye gidememiş. Ayaklar felç, kollar felç, çene kasılmış. Bütün hepsi normale döndü. Şimdi sürünerek de olsa, gövdeyi kaldırmaya çabalayarak da olsa kendi mamasına kendisi gidiyor bu çocuk. Çok şükür. Çok şükür. Yani dostlar, güzel insanlar. Evet. Adını mucize koyduk. Can bedeninden çıkmadıkça umut kesilmez dedik. Dönüp arkamızı çekip gitmedik. Yapamayız da zaten. Ve bu esnada sizlerin de bu konuda duyarlı olduğunu da çok iyi biliyorum. Velhasıl kelam, mucizeler yaratmaya devam ediyor. Veterinerimizin de dediği gibi, evet, ben şahsen inanıyorum. Bütün gücünü, imkanlarını kullanıp elinden geleni yapıyor. Ondan şüphe yok. Fakat her şey dört dörtlük olmayabilir. Ama sonuçta bizim amacımız o çocuğun kendi idrarını yapabilmesi ve ayaklarının üstünde durabilmesi. Evet, bedende hasar kalabilir ama şu an biz baktığımızda, evet, çocuk diyor ki ben direniyorum, siz de beni yalnız bırakmayın diyor. Gerisi sizde canlar. Duruma göre paylaşacağım sizlerle.